Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bir hafta sonra tekrardan birlikteyiz. Geçen haftaki programda mikrobiyatayı konuştuk. Çok güzel telefonlar geldi, çok güzel mesajlar geldi. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sizlerin programları beğenmesi beni son derece mutlu ediyor ve zaten aşkla bu işi yapıyorum. Öyle bir şey ki kendi işime aşık oluyorum her programdan sonra. Geçen haftaki program tabii diğer tüm programların devamıydı. Ben istiyorum ki bu programlarıma olan aşkımı biraz daha yükselteyim. Biraz daha yükselteyim, sonsuza doğru gideyim. Bugün de aşk denince akla tabii psikoterapi geliyor, psikolog geliyor. Duayen psikolog, duayen psikoterapist Hacı Tekin geliyor. Hacı Tekin'le bugün yine güzel şeyler konuşacağız, panik atağı konuşacağız. Ama öncesinden şunu paylaşmak istiyorum. Böyle her programı aşkla, sevgiyle izleyen Nebuş'um, Nebahat Akın. Çok saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. En küçük izleyicim İdil Kınav. İdil'imin gözlerinden öpüyorum. Ziya Halis ve diş hekimi Murat Ekmekçioğlu ve diğer binlerce izleyici. Hepinize, izleyicimiz, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani her programdan sonra mesaj atıyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Hele İdil diyor ki annesine babasına, çabuk çabuk diyor, İbrahim Aydar'ın programı başladı diyor. Bir izliyor can kulağıyla ve bir de gidip anlatıyor. İşte İbrahim Aydar bunu söyledi, şunu söyledi. Nebuş'um sağ olsunlar, var olsunlar, ellerinden öpüyorum. Arıyor beni devamlı. Paylaşıyor, dertleşiyor. Bunlar tabii beni son derece mutlu ediyor. Murat abi çok her programdan sonra arıyor. Ziya abi her programdan sonra arıyor. Var olsunlar, sağ olsunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz, sizin güvenize layık oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Konuklarım da mutlu oluyorlar. Var olun. Eksik olmayın. Değerli hocam hoş geldiniz. İzleyicilerimiz sizi tanıyorlar. Benim için duayen psikologlardansınız. Hastalarınız için öyle, danışanlarınız için öyle ki geri bildirimleri çok iyi alıyorum ben. Siz ve sizin gibi mesleğine gerçekten aşık, aşkla yapan, yüreğiyle yapan psikolog arkadaşları destekliyorum, sahipleniyorum ve selamlıyorum. Çünkü tıp bütündür. Bütünün bir parçası eksik olursa bütün olmaz. Yani tıp tüme varımdır. Tüme varımın en önemli etkenlerinden birisi de psikologtur, psikoterapidir. İşte yansıyan ağrılar diyoruz. Midesi bulanıyor, kalbi ağrıyor, göğsü ağrıyor, nefes alamıyor, kalp çarpıntısı oluyor, felç olacağım diyor. Belim ağrıyor, dizim ağrıyor diyor. Bir sürü doktor dolaşıyor. En son bana da geliyor, osteopata da geliyor. Sonra benim kapıda sizlere açılıyor, psikologlara açılıyor, ilgili uzmanlara, işte aile danışmanında sizde, işte yine bizim değerli psikologumuz Mesut Umar arkadaşımıza, Cebrail Kısa psikiyatrist arkadaşımıza, işte Mazlum Çöpür psikiyatrist arkadaşlara ve sizin gibi değerli dostlarımıza, hastalarımıza yönlendiriyoruz. Hocam, şimdi biz bugün panik atağı konuşacağız. Direkt şu soruyu soracağım ben size, panik atak nedir? Evet hocam, yani panik atağı bugün konuşabiliriz. Panik atağı konuşmadan önce aslında insanlar sürekli doktora gidiyorlar. Çok fazla para harcıyorlar, çok fazla emek sarf ediyorlar. Kendilerini bir türlü hasta olmadıklarına ikna edemiyorlar. Bugün psikosomatik rahatsızlıkları panik bozukluk ya da panik atak nöbetleri çerçevesinde konuşmuş olacağız. Doktora sürekli kalp kriziyle kalp krizi geçiriyorum diye giden, felç olacağım, öleceğim, delireceğim, kontrolümü kaybedeceğim, boğulacağım, beyin kanaması geçireceğim, bayılacağım olumsuz otomatik düşünceleriyle insanlar sürekli doktora gidiyorlar. Her sefer doktora gittiklerinde EKG çekiliyor. Bunun yanı sıra kan değerlerine bakılıyor. Troponin değerlerine bakılıyor. Orada acil doktoru ise diyor ki siz diyor detaylı bir klinik değerlendirme almak için bir de kardiyoloğa gidin. Yani şu anda siz kalp krizi geçirmiyorsunuz, felç de geçirmiyorsunuz.
Orada bir diazem yapılıyor vakaya. Vaka rahatlıyor. Ama daha sonra bu belirtileri tekrar tekrar yaşıyor. İşte psikolojinin başladığı nokta aslında tam da burası. Vaka kardiyoloğa gidiyor. Detaylı değerlendirme alıyor. Kalbiyle ilgili ve damarlarıyla ilgili bir problem yok. Böbrek üstü bezlerine ilişkin kalp çarpıntısına neden oluyor biliyorsunuz. Bir problem yok. Hormonal dengesi, işte tiroid kalp çarpıntısına neden olur. Şeker, kolesterol, karaciğer değerleri ya neden da oluyor. Gaz oluşumu. Ya da gaz. Evet hocam. Dolayısıyla bunlara ilişkin de herhangi bir kanıt yok. Aynı zamanda kan eksikliği, demir eksikliği, buna vitamin değerleriyle ilgili eksiklikler, bu da yok. Ama vaka bir türlü hasta olduğuna dair ikna olamıyor. Her seferinde kalbi çarpmaya başladığında hemen doktora nasıl yetişirim korkusuyla, panik haliyle kendini acilde buluyor. Hatta bir türlü ikna olamayan, 30 yıldır elinde sürekli tansiyon aletiyle dolaşan ve sürekli hastane kapılarında gece saatlere kadar kalan, hatta hastanede iş bulmak için kantinde, iş başvurusunda bulunan kantinde çalışan, yine de ikna olamayıp sürekli hastane acilinde kontrol yaptıran, kalp krizi geçiriyorum diye. Tabii bu birey açısından yaşamını ciddi bir şekilde konforunu bozan bir durum hocam. Aynı zamanda sağlık sektörü açısından da hem ciddi anlamda ilaç kullanımını hem de detaylı klinik ya da doktor muayenesi gerektiriyor ki bir doktor sorunu çözmeyince ikinci bir kardiyoloğa gidiyor, üçüncü kardiyoloğa gidiyor. Hocam diyor ben profesöre de gittim diyor ama diyor bu sorunun bir türlü çözülemedi. Çözülemeyişinin nedeni ise tam da şu hocam, ben Almanya'da panik atakla ilgili yine bir eğitime katılmıştım. Orada dahiliye uzmanı bir doktor arkadaşımız vardı. Ben her seferinde hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da katkı sunmak istediğiniz, eleştirdiğiniz bir durum var mı benim bu anlatımlarımla ilgili? Doktor arkadaş şunu söyledi, dahiliye uzmanı. Hasta bize geliyor, biz ve diğer bütün yönlendirmemiz gereken doktor arkadaşların tamamı, sen hasta değilsin, hasta olduğuna dair hiçbir kanıt bulamıyoruz. İşte tam da burada psikolojinin özellikle bu somatizasyon dediğimiz bedensel ağrılarının psikosomatiğe nasıl dönüştüğü ve psikoloğun ya da psikolojinin nasıl çözdüğünü çok iyi tarif etmiştiniz dedi bana. Bugün burada bunu yapacağız sevgili hocam. Ne yapacağız burada? Tabii panik atak nedir dediniz ya da panik bozukluk aslında bir kaygı bozukluğu türü. Bu esnada yaşadığımız nöbetlere biz panik atak nöbetleri diyoruz. Ortada kaygılanmanızı gerektirebilecek bir durum yokken kaygılanıyorsanız biz buna kaygı bozukluğu diyoruz. Mesela size desem ki hocam işte bir arkadaş gitsin dışarıdan bir su alsın gelsin. Dışarıda köpek varsa, saldırıyorsa, kuduzsa, arkadaşın dışarı ekmek ya da su almaya gittiği zaman bu arkadaş korkacaktır, kaçınma davranışı sergileyecektir. Biz de zaten ya köpek tehlikesi varken gitme deriz. Köpek tehlikesi yokken bu yaşadığı travma üzerinden kaçınma davranışı sergiliyorsa, ortada korkmasını, kaygılanmasını gerektirebilecek bir durum yokken, işte atıyorum bir hafta sonra yine markete su almaya gönderdik. Ya ben gitmeyeyim hocam, ya köpek saldırırsa diye kaçınma davranışı sergilerse, işte kaygılanmayı ve korkmayı gerektirebilecek bir kanıt yokken, destekleyici bir kanıt yokken kaygılanıyorsanız biz buna kaygı bozukluğu diyoruz. Panik bozukluk ise ortada paniklemeni gerektirebilecek bir durum yokken panikliyorsan biz buna panik bozukluk diyoruz. Panik atağı anlatırken tabii köpek metaforu üzerinden anlatıyorum ben. Psiko eğitim çok önemli. Şimdi panik bozukluğu olan bir insana hasta diyebilir miyiz? Tabii bu tartışma konusu. İlaç veriyorsanız evet hasta der psikiyatrist. Şimdi biz psikoterapi yapıyoruz. Psiko eğitim çok önemli. Ben biraz şuna benzetiyorum hocam. Araba kullanmayı bilmeyen birine hasta diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. O zaman panik bozuklukla ilgili
bedensel anlamda ağrılarını, bedensel anlamda yaşadığı o psikosomatik durumları biz vakaya anlattıktan sonra vaka bunu çok rahat bir şekilde anlayabilir. Dolayısıyla sistemi çözdüğü an bu artık sistemi çözen bir insan haline gelir ve artık biz bu bireye hasta diyemeyiz. Bugün bunu konuşacağız. İzin verirseniz buna hemen başlayalım ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şimdi Türkiye'de yaklaşık bu hastaların normalde psikiyatriye ya da psikoterapiye gitmesi gereken hastaların %50'ye yakını aile hekimine, aile hekimlerine, dahiliyecilere, kardiyologlara, fizik tedaviye şans eseri nöroloğa giderlerse, zaten nörologlar genel olarak şey yönlendiriyorlar, psikiyatri yönlendiriyorlar çünkü nörologlar da psikiyatri ihtisas yaparken psikiyatride de rotasyona gidiyorlar. Şimdi diğer branşların hepsinin, tıpla ilgilenen branşların hepsinin ne kadar branş varsa ihtisas sürecinde, eğitim sürecinde ya da internlükte ciddi anlamda psikiyatri kliniklerinde, psikoterapistlerle birlikte o seanslara katılmaları hepimizin, örneğin bir kanser vakası değerlendiriliyorsa, kanser tedavisinde yer alan diyetisyenin, fizyoterapistin, psikoloğun, onkoloğun, hemşirenin, ki hemşireler bu konuda gerçekten iyiler. Ama fizyoterapistler, diyetisyenler bu anlamda biraz gerideler. Çünkü eğitimler de bu anlamda çok şey değil, yeterli değil. Ciddi anlamda o grubun bir üyesi olabilmeleri için bu sizin eğitimlerinize, sizin o tedavilerinize katılmaları gerekiyor. Gerek gözlemci olarak, gerek birebir içinde olarak, konsültasyon liyazon psikiyatrisinde olduğu gibi. Şimdi non kardiyak ağrılar size başvuruyor. Diyor ki koluma ağrı yayıldı, uyuşma oldu, çenem uyuşma yayıldı. Çünkü kolun siniriyle işte buraya gelen sinir aynı zamanda kalbe ve akciğere giden sinirler. Doğal olarak şimdi bunu da şöyle verilmiş hasta. Ya kolunu ağrı yayılırsa sol eline, sol koluna, işte çeneye de yayılıyorsa efendim diyor bu bir kalp krizi geçiriyorum ben. Ya da felç oluyorum. Ya da felç oluyorum diyor. İşte kolum uyuştu, yüzüm uyuştu, bacağım uyuştu falan böyle. Ama gerçekten kökeninle yani böyle bir patoloji yok. Patoloji yoksa non kardiyak ağrı diyoruz. O zaman non kardiyak ağrı ne oluyor? Simpatik sistem yükseliyor. Yani sırt gergin. Sırt niye geriliyor? İşte gittik böbrek üstü tiroid ve hipotalamus eksenine, HPA eksenine, korku eksenine. Tam burada size şunu sormak istiyorum ben. Ya o korku ekseninin ciddi anlamda bir irdelenmesi gerekiyor diyorum ve teşhiste neler yapıyorsunuz psikoterapist olarak? Tabii öncelikle vakanın mutlak suretle belirtilerinin organik ve fiziksel temelli olmaması gerekiyor. Doktor onların ekarte edilmesi gerekiyor. Kesinlikle ekarte edilmesi gerekiyor. Sonrasında bize geldiğinde değerlendirme alırız. Değerlendirme aldıktan sonra evet deriz. Yani sizin hasta olduğunuza dair ya da bu psikosomatik belirtilerinize dair hiçbir kanıt yok. O zaman bu psikosomatik belirtilerinizi gelin birlikte çalışalım. Ek olarak şunu söyleyeyim hocam. Multidisipliner yaklaştığınız zaman işte yine eğitimlerimden birine bir kadın doğum uzmanı doktor arkadaş katılmıştı. Bütün kadın doğum uzmanı doktorların kesinlikle panik bozuklukla ilgili eğitimi, hatta bu departmanda çalışan ebe ve hemşirelerin bu eğitimi almış olması gerekiyor. Hatta hamile kadınların tamamının almış olması gerekiyor. Menopoza giren kadınların özellikle alması gerekiyor. Menopoz kliniklerinde, osteoporoz kliniklerinde. Bu sadece kadın doğum polikliniğiyle ilgili bir şey. Panik bozuklukla ilgili eğitimi neden alsın? Diyelim ki bir komplikasyon gelişti. Kadın panikledi. Hasta, yani doğum yapan vaka panikledi. Peki doktor panikledi, ebe panikledi ve bunu nasıl, buna nasıl müdahale edileceği bilinmiyorsa bu bir travma. Dolayısıyla kadın kendini kasmış olacak. Doğumun komplikasyonunu daha da derinleştirir. Evet. O yüzden mutlaka kadın doğum, mutlaka hastanelerde, acillerde çalışan bireylere, mutlaka çünkü panik bozukluk travma üzerinden gelişen bir şey. Nedenlerinden birisi de travma zaten. Birçok nedeni var.
Bu travmayı insanlar ikinci derecede yaşayabiliyorlar. İşte vaka trafik kazası geçirdi. Panik olur. Bunun için vaka için bir travma. Ama onu tedavi eden ya da ilk karşılayan acil 112 acil ekibi içinde ikincil bir travma yaşayabilir. Dolayısıyla ikincil travmayı ya da aktarılan travmayı engel olmak açısından mutlaka işte atıyorum işte çocuk büroda çalışan polislere mutlaka bu eğitimi vermek gerekiyor. Acil serviste çalışan bütün çalışanlara vermek gerekiyor ki ikincil travma yaşamasın. Şimdi panik bozukluk anlatılırken öncelikle vakalara bir psiko eğitim veriyoruz hocam. Yani o psikosomatik belirtilerinin kaynağının ne olduğunu bilmesi açısından. Şimdi özür diliyorum. Biyopsikososyal yaklaşımla gidiyorsunuz. Evet. Evet. Biyopsikososyal yaklaşımla gidersek sistem zaten çözüme doğru gidiyor. Evet. Ama sadece biyolojik yaklaşımla gidersek ya da sadece psikolojik yaklaşımla gidersek ya da sosyal yaklaşımla maalesef tüme varamıyoruz. Yani sekel kalıyor. Eksiklik kalıyor. Evet. Buyurun. Sempatik sinir sistemi denen orta beyinde, limbik alanda bir yapı var. Bu yapı tehlike anında devreye giren, bizi tehlikelerden koruyan, ilkel beynimizde yer alan bir yapı. Sadece insanlarda değil, aynı zamanda hayvanlarda da olan bir yapı. Otonom sinir sistemine bağlı. Otonom ne demek? Bağımsız demek. Mesela siz uyurken kalbiniz atıyor. Dolayısıyla siz orada bilinçli değilken, hatta ameliyat edecekler, sizi uyuttular diazemle, uyuşturucu verdiler, bayıldınız. Kalbiniz atar, otonom sinir sistemine bağlı. Bunun yanı sıra ciğerleriniz otonom sinir sistemine bağlı. İşte sempatik sinir sistemi de tehlike anında faaliyete giriyor, otonom olarak, bağımsız olarak harekete girer, bizi tehlikelerden koruyabilsin diye. İşte Afrika otlaklarında otlayan bir tane ceylanı düşünün, bir hışırtı duyduğunda otomatik olarak otonom sinir sistemi devreye giriyor. Tehlike varsa bunu algıladığında savaş ya da kaç pozisyonuna giriyor. Ne oluyor bu esnada? Hocam bu esnada tehlike anında böbrek üstü bezleri çalışınca adrenalin kana karışıyor. Otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi faaliyeti başlatıyor. Sempatik sinir sistemine savaş kaç ya da alarm sistemi diyoruz. Alarm sistemi diyeceğim bugün çok uzatmamak açısından. Bir, göz bebeklerine talimat verir hocam. Göz bebekleri büyür. Eğer size işte köpek metaforu üzerinden anlatayım, daha kolay, daha anlaşılır olur. Bir köpek saldırdığında alarm sistemi devreye girer. Bir, göz bebekleriniz büyür. Neden? Köpeği daha iyi görebilmek için. Ya da kaçabileceğin yeri daha iyi seçebilmek açısından. Ya da savaş ya da kaç pozisyonu devreye girdiği için orada bir taş, bir sopa bulup köpekle savaşabileceğimiz bir araç edinmek için göz bebekleri büyür. Bu hayatta kalmamız için önemli bir faktör. İkinci olarak alarm sistemi kas, iskelet ve deri sistemine talimat verir. Savaş ya da kaç pozisyonuna geçmemiz için kasılırız. Dolayısıyla eller, kaslar otomatik olarak savaş ya da kaç pozisyonuna geçer ki köpekle daha iyi savaşabilelim ya da kaçabilelim. Üçüncü olarak alarm sistemi hocam kalbe talimat verir. Yani ikinci olarak anlattığım kas iskelet sistemi devreye girdiğinde kaygılıyız, korkuyoruz. Kaygı anında gergin oluruz. Dolayısıyla kaslarımız ağrır. Uzun süre böyle durduğumuzda kas ağrılarının daha sonra neden panik kalp krizi geçiriyorum, göğüs ve sırt ağrım varla bağlantısıyla ilişkilendireceğim. Kalbe talimat verir bu esnada. Dakikada 70-80 kere atan kalbimiz 110-120 kere atar. Sempatik sinir sistemi faaliyeti, alarm sistemi hayatta kalmamız üzerine kurulmuş bir sistem. Bu sistem olmasa neslimizi bu döneme kadar ne biz ne de herhangi bir hayvan devam ettiremezdi. Dolayısıyla kanı kaslara niye pompala talimatı gönderiyor? Kaslar güçlü olsun, kaçabilelim ya da savaşabilelim diye. Dolayısıyla dakikada 70-80 kere atan kalbimiz 110-120 kere atar.
Tabii bu farazi verdiğim, yani ölçümlenmiş değil, örnek olsun, anlaşılır olsun diye söylediğim bir şey. Dördüncü olarak alarm sistemi kan damarlarına talimat verir, basınç uygulanır. Dolayısıyla kanın hızlı bir şekilde basınç uygulanarak kaslara gitmesi gerekiyor ki kaslar güçlü olabilsin, savaşalım ya da kaçalım diye. İşte panik bozukluk ya da panik atak nöbeti yaşandığında vaka doktora gidiyor, hemşire tansiyonunu ölçüyor. Hocam diyor doktora, kan basıncı çok yüksek. Dolayısıyla orada damarlar basınç uyguluyor ve tansiyonumuz doğal olarak yükselmiş oluyor. Daha sonra değineceğimiz işte kalp krizi beyin kanaması geçireceğim algısı neyin üzerine kurulu? Yüksek tansiyon üzerine kurulu. Tansiyon yüksek olunca bu sefer vaka acaba ben beyin kanaması mı geçiriyorum? Olumsuz otomatik düşüncesine kapılabiliyor. Beşinci olarak alarm sistemi hocam bronşlara talimat gönderir. Bronşlara gevşe talimat verir. Dolayısıyla bronşlarımız genişler. Neden genişler? Çünkü savaş ya da kaç pozisyonu anlamında senkronize bir şekilde alarm sistemi bütün organlara talimat gönderdi. Bronşlara da gönderiyor. Kalbimiz dakikada 70-80 kere atarken 110-120 kere atıyor. Dolayısıyla bronşlar da ne işlevi görüyor? Nefes alıp verme. Peki kanı pompalaması gerekiyor. Kanı pompalayacak. Yani kalbin ne kadar çok kan pompalıyorsa o kadar çok oksijene ihtiyacın var. Çünkü kan oksijenle vücuda taşınan bir şey. Dolayısıyla bronşlara oksijen da... Oksijen kanla vücuda taşınıyor. Evet. Dolayısıyla birbirini tetikleyen bir şey. Dolayısıyla kalbiniz çok atıyorsa çok fazla oksijene ihtiyacınız duyuyor. Hatta buna ilişkin otonom sinir sistemi bağlamında yolda yürüyorsunuz. Birden arkadan bir korna sesi duydunuz diye birden nefes alırsınız. Orada otonom bir şekilde bronşlarımız genişler. Hocam nefes burada araya girebilir miyim? Tabii, şimdi korku esnasında atalarımız şey yapardı. Annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz. Eli korkan çocuğun ağzına korardı, ağız tabanı yukarı iterlerdi. Evet. Şimdi burada Vomer diye bir kemik var. Burada ağızda palatin kemik var. Dört parçalı bir kemik. Bu gözün alt duvarını oluşturuyor. O palatinden bastırdığınız zaman orada burnun altında bir Vomer diye bir kemik var. O Vomer üzerinden sferoid kemik var bu ortada. Onun ortasında hipofiz bezi var. Hipofize bası veriliyor. Orada da hipotalamusa. Şey ayarlanıyor. O hipotalamusun, hipofizin o çalışması düzenleniyor. Yani o, parasempatik sistemi devreye giriyor. Sakin ol. Aklımızda kalsın. Tehlike evet. Geçti. Sakin ol. Bir kraniosakral terapi yapıyor. Buyurun lütfen. Peki. Bronşlardan sonra hocam alarm sistemi bağırsak ve boşaltım sistemine talimat veriyor. Koşarken dışkılama olmaz. Değil mi? Üreme de olmaz. Evet. İdrar atımı da olmaz. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla alarm sistemi burada bağırsak sistemini gerdiği için ya ishal olunuyor ya da kabız olunuyor hocam. İşte şöyle örnek vereyim. Çocuk okula gidecek. Okula giderken sosyal fobisi var ya da okul fobisi var. Öğretmeniyle artık ne yaşamışsa karşılaşacağı şeyi ne oranda olumsuz düşünüyorsa paniklemeye başlıyor. Orada o kaygıyla birlikte boşaltım sistemi çalışıyor. İshal oluyor ya da karnım ağrıyor. Anne gitmek istemiyorum okula, tuvalete gitmem lazım der. Anne de sen yalan söylüyorsun, hayır okuldan kaçmak için yapıyorsun der. Esasında kaygıdan dolayı boşaltım sistemi orada çalışıyor. Hatta hayvan belgesellerini ben sürekli izlerim. İşte o belgeseller esnasında işte bir aslan bir ceylanı boğarken ceylanın oradaki çırpınışları boşaltım sistemini devreye sokuyor. Hatta hepimiz köylü çocuğuz. Ben öyleyim. Çobanlıkta yaptım. Koyun sürüsünü bir köpek korkuttuğunda geride zeytin bırakıp gidiyor şeyler. Evet. Hatta biz bir sürü şey oyun haline de getirmiştik bu tür şeyleri. Tabii bu esnada hocam alarm sistemi
Bunları niye anlatıyorum? Sonrasında psikosomatik olan tıbben açıklanmayan bir durumu psikoloji nasıl açıklıyor? Bu olumsuz düşüncelerimizi nasıl ortadan kaldırırız? Psikolojinin gücünün ne olduğunu vurgulamak açısından bunları anlatıyorum. Evet, psikolojinin gücü nedir burada? Evet hocam. Sevgili hocam. Bu esnada alarm sistemi hocam mesaneye talimat verir. Mesaneye genişleder. Mesane genişlediği için dolayısıyla idrarınızı tutamazsınız. Düşünün bir çocuk öğretmen çağırıyor, gel bakayım diyor buraya. Bir bakıyorsunuz okulda çocuk altını ıslatmış. Hatta filmlerde çok fazla karşılaşırız. Rahmetli Kemal Sunal'ın komedi filmleri komiklik olsun diye yapılan bir şey değil. Aslında hayatın bir gerçekliği. İşte adamın kafasına silah dayıyorsunuz. Adam korkuyor. Bir bakmışsınız ki altına etmiş. Korkudan altıma ettim deyimi de zaten buradan gelen bir şey. Bu esnada tabii alarm sistemi sindirim sistemine talimat veriyor. Neden sindirim sistemine talimat veriyor? Sindirimi durdur diyor. Sindirim nerede başlar? Ağızda başlar. İşte panik atak nöbetleri yaşandığında ya da panik olduğumuzda ya da bir tehlikeyle karşılaştığımızda yemek borusunun açık olması gerekiyor. Kapalı olması gerekiyor. Nefes borusunun açık olması gerekiyor. Çünkü kalbin çok hızlı atıyor senin. Kaslara kan göndermeli ki savaş ya da kaç pozisyon anlamında güçlü olabilesin ve tehlikeden kendini koruyabilesin. Sindirim ağızda başladığı için tükürük bezlerine talimat gönderiyor. Tükürük salgısını kes diyor. Dolayısıyla bu esnada ağzımız kurur bizim. Döngü böyle dönüyor. Tabi bu esnada karaciğere talimat gönderir, şeker salgıla der. Neden? Çünkü savaş ya da kaç pozisyon anlamda şekere, enerjiye ihtiyaç var. Peki şeker enerjiye dönüşecek. Bu sefer pankreasa insülin salgıla, enerjiye dönüşsün der. İşte stres anıyla birlikte neden şeker hastası olduğumuzu, bu aslında dengeyi bozan bir durum olduğundan dolayı açıklanabilecek bir şey. Tabii siz bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. Psikolojik temellerini anlatmaya çalışıyorum ben. Bir tehlike anında, yani köpek size saldırdığında, hocam sempatik sinir sistemi faaliyeti anlamında benim anlattığım her şey gerçekleşir. Dolayısıyla sizin hayatta kalma gibi bir hedefiniz var. Hayvanların hayatta kalma, güvenli bir alan ve neslini devam ettirme ile ilgili temel ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili ihtiyaçları var. İnsanların da böyle. Ama insanların kendilerini gerçekleştirme, tehlikelerden kendilerini koruma, geleceğe dair kaygılar, kaygı bozukluğunu ciddi anlamda, işte travmalar, bunun yanı sıra yetiştirme tutumları, uyum problemleri, yanlış eğitimler, bunların hepsi kaygı bozukluğunu geliştiren bir takım faktörler. Şimdi panik bozukluğu anlatırken iki tip panik bozukluk var. Bunlardan biri ipuçsuz panik bozukluk. O esnada birden kalbimiz kütür kütür. Bir de ipuçlu. Evet hocam. İpuçlu panik atak ise duruma maruz kaldığınızda panik olursunuz. Mesela işte sosyal fobiniz varsa topluluk karşısında konuşurken panik olursunuz. Uçak fobiniz varsa uçağa bineceğiniz zaman, hatta bilet almaya başladığınız andan itibaren panik olursunuz ve panik atak nöbeti geçirirsiniz. Duruma bağlı olarak yaşarsınız. Sınav kaygısı yine aynı şekilde. Benim demin anlattığım sempatik sinir sistemi faaliyeti ipuçlu ve ipuçsuz panik atakta böyle devam eder. İpuçsuz panik atakta birden gelir, ipuçlu panik atak, yani sınav kaygısı, klostrofobi, dar alan, MR korkusu, uçak korkusu ve sosyal fobide ya da agorofobide bir şekilde sistem bu şekilde çalışır. Her iki durumda da panik atak nöbetleri yaşarız. Şimdi hocam araya gireceğim. Çocuklar yaramazlık yaptığı zaman ne yapıyoruz biz büyükler? İşte cezalandırıyoruz. Ne ceza, ne banyoya kitleme, ceza ne tuvalete kitleme, ceza ne efendim işte öğretmenlerin yaptığı gibi tek ayak üzerine durma sınıfın huzurunda. Ceza ne? Yine öğretmenler yapardı. İşte ben yapmayanlara saygı duyuyorum ama yapanları da burada ciddi anlamda eleştiriyorum. Cetvelin tersini sıra dayağına çekme tüm sınıfı. Ki bunlar hepsi ileride karşımıza fobi olarak çıkıyor. Yani biz öğretmeni gördüğümüzde, işte görüş alanımıza girdiğinde düğmemizi iliklerdik, saygıda dururduk. Bir de korkuda saygıda durma var. Çünkü okula gittiği zaman bir de şey var.
eğer şiddet uygulayan bir öğretmense, yani öğrenci sevmeyen, işlemesini sevmeyen bir öğretmense, onun bir de şiddetine maruz kalıyorsun. Yani bir kişi hata yapıyor, tüm sınıf dayak yiyor. Evet. Ya da işte biz tüm sınıf cezalandırılıyor gibi, yani temelde olan o travmalar erişkin dönemde karşımıza, dediğiniz gibi klostrofobilerle karşımıza çıkıyor. Tabii bugünkü hocam sınırlı tabii, süre sınırlı olduğu için birçok şeye giremiyoruz. Kaygı bozukluklarına, işte daha önce de sizinle konuştuk, uyum problemlerine ayrı bir programda anlatabiliriz. Kaygı bozukluğuyla birlikte özgüven problemleri mutlaka yaşanır. Özgüven problemi yaşıyorsa çocuk dolayısıyla kaygı bozukluğu geliştirir. Neden sosyal fobi geliştirmesin ki bir çocuk? Çok doğal. Dolayısıyla özgüvensiz yetiştirmişsiniz. Şimdi burada amaç, bugünkü programda amaç bizim öleceğim, kalp krizi geçireceğim, felç olacağım, boğulacağım, beyin kanaması geçireceğim, delireceğim, kontrolümü kaybedeceğim. Olumsuz otomatik düşünceleri hayatımızda her zaman yer edinir. Sürekli doktora gidersiniz, doktor sizin bir şeyinizin olmadığını söyler, siz de bir türlü ikna olamazsınız. Ta ki psikoloğa ya da psikiyatriste gidene kadar. Doktor da zaten hasta olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Sen ya bir psikoloğa ya da bir psikiyatriste git der size. Bize geldiğinizde işte bu psiko eğitim aslında olayın bir ayağı. Mutlak suretle korku, panik anında insan nöropsikoloji açıdan nasıl tepki gösteriyor, bunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bir diğer ayağıyla da ise şimdi panik bozukluk esnasında neler oluyor? Özellikle ipuçsuz panik atakta. Tabii sınav kaygısı olanlar da bunu kendisine göre yorumlayabilir. Uçak korkusu, daralan, MR korkusu olanlar, sosyal fobileri olanlar da kendilerine göre yorumlasınlar. Bir nevi ipuçsuz panik atağın burada simülasyonunu yapacağım. Ve bunu yaparken de olumsuz otomatik düşüncelerimiz, kalp krizi geçireceğim. Kalp krizi geçiriyorum dememin nedeni parasempatik sinir sistemi faaliyeti açısından ne anlama geldiği, aslında hastalık olmadığı, vücudumuzun doğal bir tepki olduğunu açıklayarak öleceğim, kalp krizi geçireceğim, felç olacağım, bayılacağım, boğulacağım, delireceğim, kontrolümü kaybedeceğim, olumsuz otomatik düşüncelerini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Size yani vakayı ikna edeceğiz. Size geldim. Evet. Buyurun, hocam. Vaka karşınızda. Şimdi vaka, dedim ya, panik atak ya da panik bozukluk nedir diye, ortada paniklemenizi gerektirebilecek bir durum yokken panikliyorsanız biz buna panik bozukluğu diyoruz. Köpek metaforu üzerinden bir açıklamada bulunmuştum. Köpek size saldırdığında sempatik sinir sistemi faaliyeti başlar ve bu sempatik sinir sistemi faaliyeti bütün organlarımızı savaş ya da kaç pozisyonu çerçevesinde harekete geçirir. Peki köpek tehlikesi geçtikten sonra işte burada sempatik sinir sistemi faaliyetinin tam karşısında parasempatik sistem var. Parasempatik sistem burada yavaş, tehlike geçti, sakin ol der. Göz bebeklerine eski haline dön, küçül der. Kas iskelet sistemine normal haline dön der. Kalbe artık yavaşla der. Bronşlara eski haline gel der. Yani sempatik sinir sistemi faaliyetinin aktive ettiği bütün o organ durumlarını eski haline getirmeye çalışır. İşte panik bozukluk çalışılırken tabii vakanın travmaları, hikayeleri çok önemli. Her vaka özel ve farklı. Ama ne oluyor da birden panik atak nöbetleri yaşıyor? Bunu anlatacağım şimdi. Tabii sürekli travmaya maruz kalmışsa ne oluyor? Sempatik sinir sistemi aktivasyonu sürekli çalışıyor. Bunun yanı sıra sürekli dayak yiyorsa ya da sürekli okulda atıyorum bir uyum problemi varsa, işte okuma yazma öğrenme güçlüğü çeken bir çocuksa sosyal fobi geliştirir. Öğretmen beni ayağa kaldırdığında ya da hadi kalk sen anlat dediğinde sempatik sinir sistemi aktivasyonu orada devam eder. Şimdi ne kadar çok kaygılıysak o kadar çok sempatik sinir sistemi aktivasyonu başlar. Bir süre sonra buna yavaş sakin ol diyen parasempatik sistem bozuluyor. Hocam tam araya gireceğim. Çocukluğuma gittim. Ben 5 yaşında ilkokula başlamıştım ve
Türkçe ilkokulda öğrendim. Öğrenci kelimelerime çok da dayak yedim. Çok zeki olmama rağmen çok da dayak yedim. Yeni bir dil öğreniyorsun ve bunu dayakla öğreniyorsunuz. Bunun benim gibi binlerce, on binlerce, milyonlarca insan yaşadı bunu farklı dillerde zorunlu eğitime tabi tutularak. Öğrencide illerde ne gibi travmalar neden olur kişide? Nitekim ana dilde eğitimi savunanlardan birisiyim. Bunu, çünkü en büyük cerebesini ben ödedim. Yani en büyük bedeli ben ödedim. Ödeyenlerden birisi, böyle söyleyeyim ben. Bu kanayan ciddi bir yara, bir psikolog olarak söyleyeyim. Dönem dönem hiç Türkçe bilmeyen vakalar geliyor bana. Eğer siz ana dilde eğitimi, ana dilde psikoterapi hizmetini sunamayacaksanız bu vakanın gerçekten tedavi olma şansını da en temel insani hakkını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bence Sağlık Bakanı, ülkenin yöneticilerinin tamamı bu konuyu bence külahlarını önlerine koyup vicdani açıdan tekrar tekrar düşünsünler hocam. Siz çocuklarda ne tür şeylere neden oluyor dediniz. Hocam yüzlerce şeye neden oluyor. Bugün sadece onlardan bir tanesini, panik bozukluğu konuşuyoruz. Şimdi panik bozukluk nöbeti çerçevesinde... Panik bozukluk temelinden sordum zaten soruyu. Evet hocam. Şimdi panik bozukluk şöyle gelişen bir şey. Evdesiniz, oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kitap okuyorsunuz ya da uzanmışsınız. Birden bir bakıyorsun ki dakikada 70-80 kere atan kalbin 110-120 kere atıyor. Korkuyorsun. Ne oluyor diyorsun? Acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye düşündüğünde, farazi söylüyorum tırnak içerisinde, bu sefer dakikada 115 kere atıyor kalbin. Korktukça sempatik sinir sistemi aktivasyonu, alarm sistemi aktivasyonu daha da artan bir şey. 115 kere attı mı kalbin? Peki daha çok nefessiz kalacaksın. Hızlı nefes alıp vereceksin ve daralmalar gelecek. Daralmalar geldiğinde... Panik atakta iki türlü nefes alıp verilir hocam. Ya hızlı, kesik kesik şöyle şeklinde ya da derin ve yavaş. Daha kontrollü gitmeye çalışırsın. Ama bu aslında hiperventilasyona neden olan bir şey. Nedir o? Biz ne kadar çok kana oksijen karıştırırsak kalbimizin atma hızını daha da arttırıyoruz dakikada atım hızını. Ve aynı zamanda kandaki oksijen artınca kandaki asit miktarı artıyor, baz miktarı düşüyor. Baş dönmesine neden oluyor. İşte bayılacağım düşüncesi buradan geliyor. Tabii vakaya bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Tabii daha hızlı nefes alıyorsun, kalbin bu sefer 120 kere atıyor. 120 kere atınca kalbin daha hızlı atıyor, daha çok korkuyorsun, daha hızlı nefes alıyorsun, boğulma hissi geliyor. Bu sefer 125 kere atıyor. Daha hızlı nefes alınca 130 kere atıyor. Bu bir sarmal. Korktukça nefessiz kalma ve kalp atışı daha da hızlanır. Bu sefer metabolizma hızlanıyor ve terlemeye başlıyorsunuz. Bir, kalp atışının... birden olması, hızlı olması kalp krizinin belirtilerinden bir tanesi. Terlemeye başlıyorsunuz. Terleyince eyvah diyorsun. Bu da kalp krizinin belirtilerinden bir tanesi. Daha çok korkuyorsun. Dakikada 135 kere atıyor kalbin. Ne kadar çok kalbin atarsa o kadar çok daralma ve boğulma hissi gelir. Yerinde duramazsın. Daha hızlı nefes alıp verirsin. Bu sefer 140 kere atar kalbin. Hiperventilasyona neden oluyorsun çünkü orada. Bunun yanı sıra 140 kere attı. Kendini geriyorsun. Uzun süre gergin kalınca kaslarınız ağrısı. Çok daha iyi biliyorsunuz. Aha göğsüm sıkıştı. Sırtım ağrıyor. Bu da kalp krizinin belirtisi olarak değerlendiriliyor. Daha çok korkuyorsun. 145 kere atıyor. Daha çok boğulma hissi geliyor. Bu sefer vücut ısısı çok artıyor hocam. Üşüme titreme gelir. Üşüme titreme vücut ısısıyla birlikte ateşli hastalık geçirdiğinizde çok doğal. Çünkü normalde vücudumuzun o durumu inhibe etmesi gerekiyor. Baskılaması gerekiyor. Denge, homeostatis dediğimiz dengelenmeyi sağlaması gerekiyor. Vücut ateşli hastalık geçirdiğinizde titrer. O esnada terliyseniz o terler soğur. Tıpkı şunun gibi çok basit bir uygulama hocam. Şöyle herkes ellerini uzatsın. Böyle sarsın. Üşüdü değil mi?
Eğer elimiz terli olmuş olsaydı ya da vücudumuz soğuk terler dökmüş olacaktık. Soğuk terler dökmek de kalp krizinin belirtisi olarak sürekli kaygılı olunca internette bir sürü bilgiye bakıyoruz ya 3-5 belirti üzerinden de kalp krizi geçiriyorum şeklinde korkular yaşıyoruz. Ve bunların hepsi de esasında bizim hasta olmadığımıza dair panik atak esnasında bizim felaketleştirdiğimiz olumsuz otomatik düşüncelere bağlı gelen psikosomatik belirtiler. Bu sefer hocam... Hocam bir araya gireyim. Tabii. Şimdi tam bu dediğiniz belirtiler oldu ya, kalp çarpıntısı arttı, nefeste darlık oldu, işte yüzeyli nefes alıyorsunuz, hiperventilasyon yapıyorsunuz, şey oldu, terleme oldu vesaire falan böyle. Şimdi vagusu, yani parasempatiklerin en iyi ilacı bildiğimiz su hocam. Eğer bu durumda... Onu tedavi konusunda konuşalım. Evet, en bu durumda hocam. Suyu içerlerse, 5 dakikamız kaldı. Tabii. Bir yudum su içmeleri bile vagusu devreye koyacak parasempatik sistemi. Ve bu vücudu bayağı bir rahatlatacak. Buyurun, tedavisindeyiz. Evet. Dolayısıyla 140-145 kere atan kalbimiz bu sefer başka kalp krizini düşündüren psikosomatik belirtilere neden olacak. Bu sefer alarm sistemi korku panik anında ne olacak? Fazlalıkları boşalt talimatı verecek bağırsaklara. Karın ağrısı da kalp krizin belirtilerinden bir tanesi. Dolayısıyla ne oluyor bu esnada? İşte yoğun kalp atışı, kolda uyuşma, bunun yanı sıra göğüs ağrısı, soğuk terler dökme, kalp krizinin belirtisi olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra mideniz bulanıyor sizin. Mide bulantısının nedeni ise o gerginlik esnasında, işte okul fobisi yaşayan çocuklarda çok görürüz. Hani bir şey yemek istemiyorum, kusacağım, midem bulanıyor. Kaygıyla birlikte gelişen bir şey. O midenin gerilmesi, midedeki kanın çekilip kaslara gönderilmesi gerekiyor. Çünkü senin hayatta kalman gerekiyor. Sempatik sinir sistemi, kalp atışı ne kadar çok olursa o oranda kanı çekip mideye gönderiyor. Ve dolayısıyla kalp krizi geçiriyorum noktasındaki olumsuz otomatik düşüncenizin sempatik sinir sistemi faaliyeti açısından nasıl psikoloji ortaya koyuyor? Bu örnek diğer taraftan felç olacağım düşüncesi üzerinden olumsuz otomatik düşünceleriniz var. Kalp panik atak nöbeti yaşayan insanlar açısından söylüyorum. Neden hocam? Kafası karıncalanıyor, yüzü uyuşuyor, kolu uyuşuyor. Siz demin açıkladınız. Şimdi korku panik anında insanlara dersin ki ya suratın kireç gibi olmuş senin. Bembeyaz. Neden? Alarm sistemi bu esnada savaş kaç pozisyonu anlamında yüzün kana ihtiyacı yok ki. Kasların ihtiyacı var. Kalbimiz o kadar çok kanı yüzden de çekiyor. Mideden çekip evet, midenin evet, bulantısına evet. Neden olduğu gibi yüz de uyuşuyor doğal olarak. Dolayısıyla biz felç olacağız gibi düşünüyoruz. O esnada karaciğere biriken kan temizlenmesi gerekiyor. Kalbimiz dakikada 150-160 kere atıyor. Dolayısıyla kanın temizlenip kalbe gelmesi gerekiyor. Kalbe gelen temiz kanla oksijen birleşecek. Oksijen gereğinden fazla. Ve bu esnada sol kolunuz uyuşuyor. Çünkü kan öyle bir pompalıyor ki kolunuzda da çok fazla onu ayakta tutabilecek oksijen yok. Kan yok. Karaciğerde temizlenip gelmesi ihtimali düşük. Çünkü karaciğer daha yavaş temizliyor kanı. Diğer taraftan da kalbimiz hızlı pompalıyor. Hem bahsettiğiniz sinirlerle bağlantılı hem de kolun kansız kalması. O da kalp krizinin belirtisi. Dolayısıyla ne oluyor burada? Vaka ben kalp krizi geçiriyorum diye düşünüyor. Sakinleştiğinde her seferinde bu normale dönüyor. Kalp krizi geçirsen bir iki geçirdiğini zaten... hocam kalp dalga geçmez adamla. Tabii. Bunun yanı sıra hocam bayılacağım korkusu çok yaygın bir şekilde panik atak nöbeti esnasında yaşanır. Şimdi neden bayılacağım diye düşünüyor. Psikosomatik olarak başı dönüyor. Başın dönmesinin tıbben bir belirtisi yok ki. Başımız niye döner? Hipoglisemi olursunuz, başınız döner. Mesela aç karnı, alkol için başınız döner. Neden? Kan şekeriniz hemen düşer. İşte bir bira içtim, hemen sarhoş oldum. Aç karnı içersen hemen başın döner senin. Baş dönmesinin bir diğer nedeni düşük tansiyon. Tansiyonunuz düşerse başınız döner, daha da düşerse bayılırsınız. Şekeriniz düşerse başınız döner, daha da düşerse bayılırsınız. Beyne giden kan damarları tıkalı olursa ya da kalp damarları
Başınız döner. Şimdi siz doktora gittiniz. Panik bozukluğu olan ve sürekli bu şikayetlerle doktora giden insanlara söylüyorum ben. Bu esnada kan değerlerinizle ilgili bir problem yok. Şeker hastası değilsiniz. Kalp damarlarınızla ilgili bir problem yok. Aksine bu esnada tansiyonunuz yüksek oluyor. Düşük tansiyon da değil. İşte o zaman orada vakaya şunu diyor. Hızlı nefes al ver. Hızlı nefes alıp verdiğinde başın dönüyor. Neden? Kandaki oksijen oranı artınca başınız döner. Ormanlık bir alana gittiniz, oksijeni bol olan bir yerde başınızın dönmesi gibi bir durum hocam. Bunun yanı sıra delireceğim, kontrolümü kaybedeceğim, o üşüme, titreme, baş dönmeleriyle birlikte gelişen bir şey. Vücut o kadar ciddi bir efor sarf ediyor ki ciddi anlamda yorgun olursunuz ve sonra da ciddi anlamda uyku ihtiyacı duyarsınız. O zaman ne yapacağız? Evet. Yani birden son 5 dakikayı da buna ayıralım. Sempatik sinir sistemi faaliyeti başladığında o zaman benim de başta söylediğim size bir köpek saldırdığında savaş ya da kaç pozisyonuna giriyorsunuz. İşte ipuçsuz panik atakta ya da panik atak birden geldiğinde orada sempatik sinir sistemi faaliyeti başlıyor. Neden başlıyor? İşte psikanalize göre bilinç altından tetikleyen bir faktör var. Ben bilişsel davranışçı terapiler yöntemiyle de anlattım bugün. Vakalarımda uyguladığım yöntem de bu. BDT açısından yaklaştığımızda öğrenme ve koşullanma. Dolayısıyla birinin yüzüne kalem fırlatacak gibi yaparsınız. Böyle korkar ve çekilir. Dolayısıyla neden? Orada bir öğrenilmiş durum var. İşte ister bilinçaltından bir şey sempatik sinir sistemini uyardı deyin. İsterseniz öğrendiğimiz işte sürekli yaşadığımız travmalar ya eşim beni aldatırsa ya işte parasız kalırsam ya çocuklarım başına bir şey gelirse ya yine savaş çıkarsa ya yine deprem olursa korkuları eğer kaygılıysanız sürekli alarm sistemini devreye sokuyor. İşte ipuçsuz panik atakta ipuçlu da uçağa binerken topluluk karşısında konuşurken de bu sistemi bilmek önemli ve burada parasempatik sistemi devreye sokmak gerekiyor. Bunun için yapılacak olan şey dakikada 70-80 kere kalbiniz atarken birden 110-120 kere attı. Ben anlattım. Hızlı nefes alıp verirsen bunu evde uygulayabilirsiniz. Tansiyon aletiniz varsa hızlı nefes alıp verin. Hem dakikadaki kalp atım hızınız artar hem de tansiyonunuz yükselmiş olur. Bir de başınız döner. O zaman buna müsaade etmeden işte dakikada 160-170'e kadar çıkan kalp atışlarına ona bağlı olarak gerçekleşen psikosomatik karın ağrısıdır, göğüste sıkışmadır, kolda uyuşma, yüzde uyuşma, mide bulantısı, baş dönmesi, kafada karıncalanma gibi durumlara neden olmadan bunu başından itibaren ya ben doktora gittim kendime bir fırsat tanıyayım işte parasempatik sistemi bir devreye sokayım. Diyafram nefesi, karın nefesi alacağız. Karın nefesini yavaş ve derin bir şekilde 6 kere hocam. Uykuda biz diyafram nefesi alırız. O esnada uyuyormuş gibi yapalım. Bu parasempatik sistemi devreye sokar. Bir süre sonra dersiniz ki bak geldi. Ben daha önce evde yalnız kalamıyordum ya da yalnız başıma bir yere gidemiyordum. Düşünceleri yavaş yavaş ortadan kalkar. Burada bir de tabii beyin kanaması geçireceğim korkusu yüksek tansiyonla ilgili. Kalp damarlarınızla ilgili, beyin damarlarınızla ilgili bir sorun varsa yüksek tansiyon risk. Ama panik bozukluk çerçevesinde panik atak insanın huzurunu bozar, insanı öldürmez. Kaygılanmayın. Sempatik sinir sistemi faaliyeti başladığınızda diyafram nefesi alıp parasempatik sistemi devreye sokun. Nefes alıp vererek sizin bahsettiğiniz gibi nasıl olabilir başka? 2 yudum su içebilirsiniz. Bir de siz şey söylemiştiniz şimdi hocam. Şimdi burnun bıyık yeriyle birleştiği yerde bir kemik var. 4 saniye tırnağınızın ucuyla oraya bastırırsanız hocam parasempati vagusu devreye korsunuz. 4 saniye şiddetli bastırıyorsunuz. Direkt mide bulantısını kesiyor bu. O baygınlığı da çözüyor. Evet. İkincisi hocam vücudu iyileştiren sistem bir kaliteli yemek yeme. Yani basit karbonhidratlardan arınma.
İkincisi kaliteli uyku. Yani işte sirkaden ritme göre kapkaranlıkta uyuma. İşte 10.30-11 gibi ama kapkaranlık. Göz gözü görmeyecek, televizyon olmayacak, cep telefonu olmayacak. Elektrik, şey, lambalar kapalı olacak. Üçüncüsü sevişme ve orgazm. Şimdi bu üçü bu üçü sistemi onaran üç parça. Ve tabii ki egzersiz. Avcı toplayıcı toplumdan gelen işte kadınlar gün haftada 15-20 kilometre, erkekler 45-50 kilometre bir yol yürümeli. Ki sistem rulantide yürüsün. Tabii parasempati arttıran şey oksitosindir. Yani sarılmadır. Yani samimiyettir. Yani değerdir. Kan bağı hep söylüyorum iyileştiriyor. Kan bağını, kan bağıyla, dostluklarla, dostlarla ilişkiyi tutmak gerekiyor. Ego parasempatinin düşmanıdır. Ego akabinde kibir, benlik, ki yere batsın benlik, yere batsın kibir, yere batsın ego. Ne gelirse başımıza bunlardan geldi. O üst kimlikten geldi. O sıfatların ortaya koyulmasıyla geldi. Sıfat kişinin önüne geçince ego devreye giriyor. Ama kişi kendisi sıfatın önüne geçince o zaman ego yerle bir oluyor. Ve derken biz parasimpati devreye koyuyoruz. Tabii ki nedir bu? İşte yemeği zamanda yememiz gerekiyor. Acıkınca yemek yememiz gerekiyor. Acıkmadan yemek yersek o da sistemini bozuyor, bozmaya yetiyor. Işık, güneş battıktan sonra artık vücut serotonin salgılamıyor bağırsaklarımız. Kortizol salgılanıyor. O zaman akşam yemek yediğimizde, geç saat yemek yediğimizde ne yapıyor? Bağırsak bariyerini bozuyor. Ki bağırsak bariyerinin bozulması, ağız bariyeri bozuldu, bağırsak bariyeri bozuldu. Karaciğer bariyeri bozuldu, kan beyin bariyeri bozuldu derken simpatikler yükseldi ve bir savaş başladı. Sonra kapı doğal olarak işte bize açılıyor. Bize sonra size açılıyor. Dahiliye, kardiyoloji, osteopati, psikonörümnoloji, işte fizyoterapi ve en son doğası itibariyle gitmesi gereken yer ki olmazsa olmaz psikoterapi. Hocam yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Var olun, sağ olun. Başka programlarda tekrardan sizlerle izleyicilerimizin kasına çıkacağız. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Siz de var olasınız. Sevgili izleyicilerimiz programda sonuna geldik. Yayın ekibindeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. İyi hafta sonları.